Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için TradeCax borsasından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere trade borsaları şu günlerde çok popüler oldular. Birçok IEO'ların geçirilmesi olsun, işte diğer projelerle ilgili bilgiler paylaşılıyor. TradeCax da Binance gibi diğer kripto para al satının takısının yapıldığı borsalar gibi bir borsadır. Burada Secure, Fast ve Profitable diye bir sloganla başlamış. Yani kripto paralarınızı TradeCax üzerinden al sat ve margin trade yapabiliyorsunuz. Burada Bitcoin, USDT, Ethereum, BTC, Ethereum, USDT, LTC, USDT ve başka takas növleri vardır arkadaşlar. Burada Explorer'a baktığınız zaman kripto para değişimlerinde, takaslarında hangi borsalar kullanıyorsa onlarla ilgili bilgiler var. Bakın HLM, BTC, LTC BTC, Link BTC, Ethereum BTC, BNB BTC ve diğerlerini burada görebilirsiniz ve hacimlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda burada 4 tane marketi görebilirsiniz. Bitcoin Market, Ethereum Market, TKK yani kendi tokenları marketi var ve USDT Market görebilirsiniz. Burada favorilerden de kendiniz için ayırabilirsiniz aynı zamanda. Burada borsanın işte kayıt yapıp ve onaylanması yani kayıcı yapılması gerekiyor. Ve siz herhangi bir cüzdan seçerek depozit veya da withdrawal işlemlerini yapabileceğiniz ile ilgili bilgiler vermişler burada. Burada da partnerlerle ilgili bilgileri var. Burada da bu borsanın Telegram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Medium ve GitHub'da sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Support Center'dan eğer herhangi bir sorunuz olursa sorularınızı sorabilirsiniz. TradeCax England yani Birleşik Krallığa bağlı bir şirkettir. Burada White Paper'ını da görebilirsiniz. Bunu yeni sayfada açalım bakalım. White Paper'ına. White Paper nasıl buranın? TradeCax White Paper'ında burada 1500'den fazla kripto paranın trade işleminin yapıldığını gösteriyor. Arka fonda da kripto paralarla ilgili işlemlerin yapıldığı, trade, margin trade, marketlerde işlemlerin yapıldığı ile ilgili bilgileri, ücretleri ve diğer önemli bilgileri white paper'ında görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kendiniz de sona kadar okuyabilir ve bilgileri alabilirsiniz. Ve burada IEO'lardan bahsediliyor. Kendi TKX coin'inin IEO'sunu yapmışlar. ERS20 platform üzerindedir ve bir TradeCax'ın 0.05 ile başlayacağını söylemişler ve şu an IEO bölümünde de biz bilgileri görebiliriz baktığımız zaman. Bakın burada TradeCax'ın minimum 4000 adet TKX alındığını söyleniyor ama bonus şu an yok ve listing yani şu an listing oldu. Burada running'leri görebilirsiniz ve all'ları görebilirsiniz. Şimdi sistemle ilgili coin info bölümünde herhangi coin'lerin ücretler bölümünde de ücretleri görebilirsiniz. Mesela burada trading fee'den taker fee'nin 0.1 ve maker'ın da 0.1 yüzdelerle olduğunu gösteriyor. Burada level'lar var ve 6. level'a kadar burada ücretler düşüyor 6. level'da. Yani bu sizin daha çok işlem yapmanızla ilgili olarak. Mesela burada söylüyor ki mesela 0'da 0.1 taker ödüyorsunuz. Komisyon ödüyorsunuz ve 100 bin eğer TKX coin'in olursa bu zaman 0.09 oluyor. Yani bu türde gidiyor. Ve burada coin'lerle ilgili var. Mesela minimum withdrawal'un BAT'ta 43 BAT. Withdrawal fee'nin 4.78 olduğunu ve 3 onaylamadan sonra hesaba geçtiğini görüyorsunuz. Bitcoin'de minimum çekim 0.000998 ve burada ücret 0.0002 yani 22.000 satoshi'ye siz bu Bitcoin'inizi çekim yapabiliyorsunuz. Dogecoin'de 336 Dogecoin, Ethereum'da 0.0085, Litecoin'de 0.02. Yani bazılarında gerçekten ücretler az ama bazılarında fazla tabii ki. Burada kayıt işlemi nasıl oluyor? Bakalım. Kayıt işlemini yapmak için burada sign up tıklıyorsunuz ve isminizi yazıyorsunuz. Gerçek isminiz olması gerekiyor çünkü burada onaylama kayıcı işlemi var yani. E-mail adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ve şifrenizi tekrar yazıyorsunuz. Eğer sizin referans kodunuz varsa buraya yazıyorsunuz.
Ve burada onaylıyorsunuz kurallarla anlaşılanınızı. Ve sign up butonuna tıkladığınız zaman ve e-mailinize bir bildiri gidiyor. Onu da tıkladığınız zaman sizin artık burada hesabınız oluyor. Sonra KYC işlemlerini yapmalısınız. Ben hesap açtım ve hesabındayım şu an. Burada hesap back ofisimizde işlemler nasıl gidiyor bunlara bakalım. Burada ilk açılan pencerede görüyoruz ki burada withdrawal limitleri var. 24 withdrawal ise saatlik 24 limit var. Ve burada level 1'de yani siz ilk hesap açtığınızda herhangi bir çekim işlemi yapabilmezsiniz. Ve level 2'de siz onaylanırsanız 10 BTC ve level 3'te higher limit yani yüksek limitte işlemler yapabilirsiniz. KYC işlemini buradan yapabilirsiniz ve account verification da low. Ben de şu an KYC yapmadım. Ve siz KYC yaptığınız zaman bu tam güvenli bir hale gelmiş olacaktır. Burada two-factor security'den pasaport değişimi, device management ve verify new device and app adresi var burada. Bunu ya kapatabilirsiniz ya da kapattığınız zaman da mail gider ve onunla işlem yaparsınız ya da bunu açtığınız zaman işlemler gider arkadaşlar. Burada balance bölümüne bakalım. Balance bölümünde sizin balansınızda olacak coinleri ve onların BTC ve dolar karşılığındaki ekvivalentlerini gösterecektir. Aynı zamanda burada deposit bölümüne tıkladığınız zaman siz karşıda belirlenecek adrese Ripple'ınızı gönderiyorsunuz. Ya herhangi bir coin olduğu zaman bakın burada adres yok. Burada new adres diyeceksiniz. Ve sizin için burada yeni bir adres üretecektir. Burada identity verification olması gerekiyor. Yani önce KYC işlemi yapmalısınız, sonra depozito yapmalısınız. Bu da önemli bir bildiri. Burada withdraw kısmı var. Withdraw kısmı da aynı şekilde burada herhangi bir coin'i seçip sonra burada adresi belirtip bu kadarını çekim yapabilirsiniz. Burada da zaten filler ve diğer bilgileri görebilirsiniz. Transaction history, order history, referral history, support ve security bölümlerini de bakabilirsiniz arkadaşlar. Borsa ile ilgili bilgiler bu kadar. Burada market kısmına da bakalım. Trading işlemlerinin nasıl gittiği ile ilgili bilgilere de bakalım. Ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Şimdi back office'i de yani arka fonda böyle bir pencere açılıyor. Burada order book'u ve order tarihçesini görebiliyoruz. Ve burada grafik açılıyor. Grafikte de burada gördüğünüz gibi tools'lar var. Bu tools'lar kullanarak da işlemler yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda işlemlerle ilgili hangi token'la işlem yapacağınızla ilgili burada bilgiler var. Bu coin'lerle de işlem yapabilirsiniz. Ve burada bu bölümde al ve sat işlemlerini yapabilirsiniz. Hangi marketteyse onunla işlemler yapabilirsiniz. Burada tarihçeleri de görebilirsiniz. Buradan değişebilirsiniz. Mesela diyelim ki siz hangi coin'le Bitcoin Cash ve Bitcoin'le işlem yapmak istiyorsunuz. Bu zaman burada seçtikten sonra burada o grafik düşecektir ve bu grafiğe uygun olarak burada da işlemlerin yapıldığını görebilirsiniz. Ve burada diğer insanların yaptığı işlemleri ve burada da kendi yaptığınız işlemlerin tarihçesini görebilirsiniz. Burada fiyatları görebilir ve al sat işlemini de bu bölümden ya limit ya da market fiyatı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, bol kazançlar herkese.